Edirne'nin tescilli markalarından bir tanesi olan Edirne Tarihi tava ciğerini tatmaya ve hazırlık aşamalarını görmeye geldik. Şu anda Edirne Tarihi tava ciğerinin aslında en önemli aşamalarından bir tanesindeyiz. Kesim aşamasındayız. Ustamız bize kesim aşamasını anlatacak. Şimdi ciğerimiz dana ciğeri gördüğünüz gibi. Bu yaklaşık bölgenin 2 yaşındaki danaları, danalarından elde edilen bir dana ciğeri. Biz şimdi bunu servisi öncesi keserek hazırlıyoruz. Daha sonra bunun yıkama işlemi var. Yıkama işleminden sonra pişirme işlemi yaparak müşterilerimize servis ediyoruz. Peki kesim aşamasının incelikleri neler ustam? Şimdi kesim aşamasında onları göstereceğim. Bunun içindeki damar, sinir ve kan yollarını alıyoruz. İnce ince doğruyoruz. İnce ince doğrandıktan sonra ciğerimizi yıkayıp tuzluyoruz. Tuzladıktan sonra biraz dinlendirip kısa bir sürede servis ediyoruz. Ustam peki kesmenin bir özelliği var mı? Tabii ki var. Şimdi biz bundan damar ve kan yollarını alacağız, sinirlerini alacağız, zarını alacağız. Bu bir sanat, meslek, ince bir işçilik var bunda, sabır aynı zamanda. Şimdi göreceksiniz başladığımda, önce ciğerimizi zarından ayıracağım. Tabii bizler alışık olduğumuz için bize kolay geliyor da, yapmasını bilmeyene biraz daha meşakkatli. Başlıyoruz. Peki ustam, kullanılan bıçağın bir önemi var mı, bir özelliği var mı? Tabii ki. Bıçak... Sadece ciğere özel bir bıçak. Bakın gördüğünüz gibi şu zar. Bunu tek hamlede veya iki hamlede aldık. Bıçağımız aynı zamanda keskin. Sadece ciğerde kullanıyoruz. Aynı zamanda esnek. Gördüğünüz gibi dikey çalışıyorum. Şimdi isterseniz bir de yatay çalışayım. Mesela şu da yatay çalışıyoruz. Burada ciğerde önemli olan düzgün parçalar ve ince yaprak şeklinde doğramak. İçinden damar ve sinirlerini, kan yollarını almak. Şimdi incelik göstermek istersek şuradan rastgele bir parça alalım. Şöyle. Ya, o kadar ince ki neredeyse karşısı bile gözüküyor, evet, diyebiliriz. Evet, evet, evet. Bakın gördüğünüz gibi siz de bakabilirsiniz. Yani ince iş. Bu işlem gün boyu devam ediyor. Doğruyoruz, hazırlanıyoruz. Diğer yemek çeşitleri arasında çok çabuk hazır olan bir şeydi. Yalnız tek özelliği çok çabuk pişiyor, çok çabuk servis oluyor. Hazırlanış aşaması uzun ve meşakkatli. Sonraki aşamamız nedir peki kesildikten sonra? Sonraki aşamamız yıkama işlemini yapmak. Yıkayıp kanını süzdürdükten sonra tuzlayarak tekrar... O tuzlu suyunda süzdürdükten sonra servise almak. Biraz dinlendireceğiz ciğerimizi, servise alacağız. Peki ustam, bu tuzlamanın önemi nedir ciğerde? Tuzlamanın önemi ciğerde. Ciğer şimdi normalde yıkanır, birbirine yapışır. Tuzlama onu kayganlaştırır, açar. Şu anda Edirne Tarihi tava ciğerinin en önemli, en lezzetli aşamasına yaklaşmış bulunmaktayız. Hatta önünde duruyor diyebiliriz. Edirne Tarihi tava ciğerimizi yıkadık, kestik, bir saat boyunca dinlendirdik. Şu anda pişirme, unlama aşamasındayız. Yanımda Bahri Bey var. Bahri Bey. Hoş geldiniz efendim. Bugün tava ciğer yapacağız sizinle birlikte. Ve tabii ki en sonunda tava ciğeri yiyeceğiz. Ama ne yapacağız? Şöyle 9-8'lik bir türküsünle beraber de finalini yapacağız. Şimdi arkadaşımız, ustamız
Ciğerleri ince ince doğradık. Bol sudan geçirdik. Bol sudan geçirilmesi gerekiyor. Ve ondan sonrasında 1 saate yakın, 1,5 saate yakın dinlendirdik. Hep beraber o aşamaları gördük zaten. Şimdi nereye geldik? En zevkli tarafına geldik bu işin. Yani en lezzetli tarafı bu. Şimdi doğradığımız ciğerleri ustamız una buluyor. Bakın unu hep sorarlar. Bu galeta unu mu, başka bir un mu? Hanımlar, beyefendiler hep derler. Ya Bahri Bey bu başka bir un mu, galeta unu mu? Hayır efendim. Bu bildiğimiz beyaz un. Neden? Biz bir tahıl kentiyiz burada. Yani biz buğday unu, bildiğimiz buğday unu. Ciğeri boca ediyoruz. Buğday unu da şöyle onu bir karıştırıyoruz. Ama ne yapıyor ustamız? Karıştırırken şöyle sepeliyor onu güzelce. Fazla un kalmasın içerisinde diye. Sonra yayvan bir tavamız var bizim burada. O yayvan tavada. Yani çelikten alüminyum karışımı bir tava. Özel bir tavadır bu. Neden çelikten alüminyum? Hem çabuk kızsın. Hem de yakmasın diye ve çabuk soğumasın diye. Şimdi aldık yağ, ayçiçek yağı. Yine burada da sorarlar. Derler ki bu zeytinyağı mı, başka bir mısır mı yoksa ayçiçek mi? Hayır efendim, ayçiçek yağı. Neden? Trakya, Edirne bir gündendi memleketi. Biz gündendi deriz. Çocukluğumuzda öyle derler. Nereye gidiyorsun? Gündendi tarlasına gidiyoruz artık. Yani o ayçiçek tarlasıdır. Biz bir ayçiçek memleketiyiz. O yüzden yağ bizim. Ne yapıyoruz burada şimdi? Yağ bizim, un bizim. Ne dedik? Trakya'da yetişmiş, iki yaşını geçmemiş danaların karaciğerini kullanıyoruz dedik. Bakın, dana da bizim. Yani bir yöresel yiyeceğin olması için bu 3 tane şartın olması gerekiyor. Şimdi üçü de burada. Ustamız unladı, bol yağının içerisine attı. Bakın ocak alevli, harharlı ve özel bir ocaktır. Sesi duyuyor musunuz? Evet, şimdi bak. Usta attı, daldır çıkar usulü bu. Yani dünyada yöresel lezzetler arasında en çabuk pişen lezzetlerden bir tanesi. Şöyle yapıyor usta. Ciğeri serpiştiriyor. Ondan sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, bak 60 saniye yani. 1 dakikada daldır çıkar. Bak böyle kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir ciğer çıkıyor. Bakar mısın şunu, yumuşacık. Dünyada bu kadar yumuşak bir yöresel lezzet yok. Yaptığımız iş belli. Ne dedik? Daldırdık. Bol yağın içerisine attık. 1 dakika ama sen dersin ki Bahri Bey kardeşim ben pişmiş seviyorum. Ne yapıyoruz onu? 1,5 dakikaya çıkartıyoruz. Ama makbulü yumuşaktır bunun. Yani yumuşacık olması gerekir. Yumuşak kullanıyoruz bunu. Yanında ne yiyoruz? Acı biber yiyoruz. Acı biber yiyoruz ama onun biraz sonra biz bir sürprizini yapacağız size. Onu burada anlatmayalım. Şöyle soframızı kuralım güzelce. Yanına ayranını, cacığını koyalım. Orada da konuşuruz onu. Ben size bir şey daha sorsam. Buyurun. Hanımların ciğeri evde pişirirken yaptığı en büyük hata nedir? Pişirme süresi mi? Pişirme süresi değil. Pişirme süresinden ziyade hanımlar hep biz evlerimizde ne yaparız böyle? Ciğeri kanlı canlı yaparız. Ve tabii ki bunun bir de doğrama kısmı var. O doğrama kısmında gördünüz. Ne kadar böyle ince ince doğrandığını. O ince ince doğramak için bir usta aşağı yukarı 5-6 yıl çıraklık yapıyor. Yani o kadar kolay değil. Hemen ciğeri aldınız kasaptan. Dananın karaciğerini aldınız. Yatırdınız tahtanın üstüne. Bıçak özel, her şey özel. Yani evdeki bıçakla da onu o kadar ince doğrayamazsın. Üzerinden zar alacaksınız. Zar aldıktan sonra ince ince doğramaya başladığınızda içerisindeki sinirleri de ayıklayacaksınız onu. O bir marifet işi, bir ustalık işi o. O yüzden zaten bir yöresel yiyecek oluyor bu. Lezzetin sırrı aslında tavada mı? Bu tavanın özelliği neler? Final tabii ki tava. O yüzden yani doğruyoruz, ince ince doğruyoruz, yıkıyoruz, unluyoruz ama tava olmadan hiçbir şey olmuyor. Tabii ki tava finali yapıyor. Lezzette final tarafı tava. Tavamız da özel bir tava bizim. Biz bunu dövme alüminyumdan yapıyoruz. Yani döverek yapılan bir tava bu. Dövme alüminyum diyoruz. Tavanın özelliği bu. Neden? Çabuk ateş alması ve çabuk kızması. Tabii ki hani dedik ya az önce 1, 2, 3, 4, 5, 60 saniyede çıkartırdı. O özelliğe sahip yayvan bir tava. Edirne'nin tescilli markalarından biri olan Edirne Tarihi Tava Ciğeri'nin yapım aşamalarını, hazırlık aşamalarını gördük. Şu anda tadım aşamasındayız. Peki Bahri Bey, ben burada biberler görüyorum. Bu biberler nedir? Şimdi tava ciğerimizi yaptık.
ince ince doğradık, bol sudan geçirdik, hafif bir tuz seperedik. Sonra dinlendirmeye, tabii ki en lezzetli yerde tavadaydık. Final burası. Şimdi en güzel tarafına geldik, yeme tarafına. Yani yapması çok zor, yemesi çok kolay bir yöresel yiyecek. İnsanlar zaten kuyrukta bekliyorlar bunu bir an önce yemek için. Yanındaki biberdi. Şimdi tava ciğer, biz şöyle diyoruz, ciğer ve biber. İki tane aşık bunlar. Tescilimizde de bu diyor. Ciğerciler kızdırırlar tavayı, mis gibi de kokuturlar havayı. Ama bir tarafında da şöyle diyor. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm, sende daha neleri var. Yani ciğer ve biber. Ne yaptık? Ciğeri yedik. Arkasından acı biberi de yedik. Sonra ne yapıyoruz? Ayran veya cacık. Bunlar da yöresel lezzetler bizim. Neden ayran veya cacık? O acıyı gidersin diye. Yine rahmetli Beyazıt Sansı türkünün bir tarafında şöyle diyor. Ayran cacık tamam eder masayı, tava ciğer lezzetleri sarayı. Bakın, burada da saz ekibimiz var. Bu 9-8'lik güzel bu türküyü bize sunacaklar. Bir taraftan onlar bize 9-8'lik türküsünü sunacaklar. Biz de bir taraftan onları dinleyeceğiz, eşlik edeceğiz ve ciğerimizi yiyeceğiz. Ama önünde ne yapacağız? Seninle böyle güzel bir anons yaparım. Yapalım. Ha, davet çekelim mi? Çekelim. Tamam, hep beraber. Edirne'ye gel, ciğerimi ye. Nereden geliyorsunuz efendim? Kağıthane'den geliyoruz. Bir gezi turumuz vardı. Şu anda da yemek molasındayız. Ciğeri nasıl buldunuz? Çok güzel, mükemmel. Efendim siz nereden geliyorsunuz? Kağıthane kültür turları düzenledik. Kağıthane'den geliyoruz, İstanbul Kağıthane'den. Ciğerleri nasıl buldunuz peki? Güzel miydi? Evet, çok güzeldi. Harika diyebilirim. İyi ki de gelmişik diyoruz şu anda. Afiyetle yedik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim nereden geliyorsunuz? Biz Düzce'den geliyoruz. Çocuğumuzun bir sağlık problemi vardı. Burada doktora getirdik. Teşekkürler. Bu vesileyle de ciğeri çok methettiler. Özellikle burayı çok methettiler. Deneyeceğiz. Çorbaları denedik. Çorbalar gerçekten çok leziz, güzel. Heyecanla bekliyoruz işte. Gelince biz de yiyeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Edirne'ye geldiniz. Tarihi tava ciğerini yediniz. Üzerine buz gibi ayranınızı içtiniz. Tatlı yemez misiniz? İşte biz de tatlımızı yemeye Edirne'nin önemli ve geleneksel tarihi kallavi kurabiyesinin sırrını öğrenmeye Arif Usta'nın yanına geldik. Arif Usta'm, kallavi kurabiyesinin sırrı nedir? Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Malum biliyorsunuz hayatın lezzeti, önce tuzlandınız, ciğeri yediniz. Ciğeri yedikten sonra Edirne'nin arkasından, akabinden unu, tuzu, yağı olmayan bir ürün vardır. Adı da kallavidir. Bu Edirne kallavisinin içinde hanımefendi un, tuz, yağ yok. Antep fıstığı, safran, ballı oluyor. Birazcık da pancar şekerimiz var tutsun diye. Başka hiçbir katkı maddesi içinde yoktur efendim. Bir özelliği de mümkün mertebe eğer bir kaymak koyarsanız kaymakla yiyebilirsiniz. Hele şimdi havalar sıcakladı, ne yapacaksınız? Güzel bir dondurma, dondurmayı içine koyup arasına böyle sıkıştırıp afiyetle yiyip hayatın kallavi olduğunu öğreneceksiniz.
Kallavi böyle Edirneli Arif Usta'nın tarihi bir ürünüdür. Hatta şunu da söylemek isterim ki bütün Avrupa, hani dünyanın her yerinde kurabiyeler yapılıyor. Kurabiyelerin arkasını bir okuyun, birçok madde vardır. Un da vardır, yağ da vardır, bir sürü madde vardır. Ama bunda un yok, tuz yok, yağ yok. Ne var? Antep fıstığı, safran, bal, birazcık da pancar şekeri, yumurtanın akı. 5 maddeden yapılan dünyada tek ürün Edirneli Arif Usta'nın kallavisidir efendim. Bu şifada 41 tane baharat var efendim. Bu baharatlarla beraber içine birden misk koymuş. Misk de nedir diye soracaksınız. Misk, ceylanın içinden çıkan sıvı bir maddedir. Yani güzel koku demektir. Arif Usta, ben bir şey duydum. Ölümden başka her derde deva olan bir helvanız varmış. Bu helvanın sırrı nedir? Bu helvanın faydaları nedir? Onları da bize anlatır mısınız? Ah be güzel kardeşim, çok güzel duymuşsun da senden önce tarih bunu duydu. 500 küsür yıl önce Avrupa zamanında akıl ve ruh hastalıklarını tedavi edememişler. Ne yapmışlar? Diri diri gömmüşler, yakmışlar. Ama bizim ecdadımız ne yapmış? Bir tarafta müzik, bir tarafta müzikle beraber suyu fokur fokur kaynatmış. Akabinde de 41 tane baharatı bir araya getirip devaymış ki ikram etmiş. İşte biz tarihin evlatları olarak 2. Beyazıt Külliyesi'nden gelen bu hadise o gündür bugündür 500 küsür seneden beri ölüm hariç her derde deva denilen hadise budur efendim. Sütle beraber birleştirdik. Bilhassa boğaza, ses tellerine, mideye çok çok iyi geliyor. Süt ile birleşmesi daha bu da bir ahenk sağladı. Peki bunun yapım aşamaları nasıl oluyor? Bunun yapım aşaması, önce kazanımızı kaynatıyoruz. Kazanımızın içine biraz akasya balı, pancarın şekerini, yumurtanın akını, akabinde de 41 tane yani baharatları, zencefil, tarçın, karanfil, hatta bunun içinde misk vardır. Bak ne diyoruz? Deva, iyi misk, Osmanlıca bir kelime. Deva, şifa demek. Misk, koku demek. İkisini bir araya getirmiş ecdadımız, ceylanın içinden çıkan sıvı bir maddecik. Şu kadarcık bir şey ama trilyon değerinde. O koku veriyor. Mis gibi bir koku veriyor. İnsanın yani rahavetini, güzelliğini arttırıyor. İşte bu da devanın içinde var. Yani içinde aşk, muhabbet, yani uhuvvet, her şey var. İşte deva, nasıl Manisa'nın mesir macunu var, o güzel insanlar onu yapmışlar. Edirne'nin ustaları da tarihi serüveninde 41 tane baharattan deva-i misk elvasını yapmışlar. O gündür bugündür biz bu devayı herkese ikram ediyoruz. Hatta sütün içine karıştırıp içerseniz, mesela bazen boğazınız yapar değil mi? Hemen sütün içine karıştır iç. Bir şeyin kalmaz. Kansızlık, halsizlik, stres, yorgunluk, hayattan bezmişlik. Hayatından bezmiş böyle gülüyor değil mi? Bir kaşık deva yediği zaman gözleri açılıyor. Neden? Çünkü içinde tarihin bir hakikati var efendim. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hemen veriyorum efendim. Beyefendi buyursunlar. Abi iki tane versene. İki tane değil, 10 tane veririm kardeşime. Buyurun. Peki Arif Ustacığım, Kavala kurabiyesi var şu an önümde. Onu da bize bir anlatır mısınız? Onu anlatayım. Bizim kavala kurabiyemiz %100 tereyağdan oluyor. Neden tereyağdan? Malum biliyorsunuz dedelerimiz, ninelerimiz yayıkta ne yapar? Tereyağı yapar. Biz yayık tereyağısı, içinde badem, un da Edirne'nin unu ve usta da Arif Usta, hepsi bir araya geldi. Buyurun kavala. İki türlü yapıyorum kavala kurabiyesini. Bir hilal şekli, bir de kare şekli. Neden kare şeklini yapıyorum? Daha minik yenmesi için. İkisi de birbirinden güzel efendim. Dayanması da bayağı uzun sürüyor. Bizim kavala kurabiyemiz bu. Kavala kurabiyeleri gördüğünüz bu kazanlarda üretiliyor. Peki Arif Ustam, bir kavala kurabiyesi için ne kadar bir süre gerekiyor? Bir kavala kurabiyesinin yapımı tam 5-6 saat sürüyor bir kazanın içinde. Çünkü dinlendire dinlendire yapıyoruz. Fırınlara koyduktan sonra taşları atıyoruz. Taşlardan sonra fırından çıkanı da, burada ablalarımız var, onlar da çok güzel bir şekilde paketliyorlar.
paketledikten sonra biz de müşterilerimize gönderiyoruz. Fırından arabalarımıza koyduk. Sıcaklığıyla beraber öyle bir güzel koku geliyor ki mis gibi tereyağı, mis gibi kurabiye. Şimdi bunu ablalarımıza paketlemeye gönderiyoruz. Tereyağlı kurabiye geldiniz. Bakın en güzel bir şekilde, en hijyen bir şekilde tereyağının kokusunu hissederek hem ablalarımız intizamlı diziyorlar, aynı zamanda da paketlerimiz bir yıl dayanıyor efendim. Kurabiyeler malum kuru bir ortamda saklayacaksınız. Bizim kurabiyelerin bir özelliği de bir yıl dayanması. Yani içinde paket hazır şekilde kalsa da açılsa da dayanmasının sebebi 3 saat kazanlarda devamlı dönmesi ve onun bütün nemini her şeyini atıp öyle fırınlara veriyoruz. Yani çok uzun müddet kalması çok çok güzel bizde efendim. Kapalı alanda durması lazım. Tabii ki nemli bir ortamda olursa yumuşama yapar. Nemsiz bir ortamda bir sene buzdolabına koymadan mutfağın güzel bir tarafında bıraksınlar, afiyetle yesinler. Tabii bir sene de kalmaz ya. Yani bu güzel kurabiyenin özelliği unun özel olması. Badem bizim kendi bademlerimiz. Edirne'nin tatlı bademin oluşu. Bir de tereyağımızın kendi tereyağımız. Yani yayık tereyağısı olduğu için hepsinin birleşmesinden aman Allah'ım deme keyfime, yanına bir çay veyahut da bir kahve, afiyetle yesinler efendim. Şimdi badem ezmesi derken Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'de kaldığı zaman bir bademlik mevkiinde bir sürü bademlerin oluşu ve o zaman saraya bademleri bir araya getirip ezmeyi yapmışlar. Adı da badem ezmesi. Badem ezmenin de yeme içme şekli şudur. Bunu çok kişi belki bilir, bilmeyebilir. Ben yine bir tarif edeyim. Şunu aldıktan sonra şu kadarcığını dil ve damağa yapıştıracaksınız. Lütfen sade bir kahve ile yavaş yavaş yudumlayacaksınız. Badem ezmesi şeker türü değildir. Lokum türü değildir. Ben bunu alayım da böyle yiyeyim derseniz ondan lezzet alamazsınız. Badem ezmesi sade bir kahve ile, çünkü hayata hayat veren padişahların yüzyıllarca sarayda yemiş oldukları badem ezmesi budur efendim. Akabinde Hürrem Sultan, malum biliyorsunuz narı severdi. Narlı Hürrem Sultan. Bu da Ali Gülala, Kanuni Sultan Süleyman devrinden içinde fındık, dışında Antep fıstığı, yaban mersini, frenk üzümü. Hepsi bir araya geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu güzelliği, ismini de Ali Gülala koymuşlar. Neden Ali Gülala? En âlâ lokum. Malum biliyorsunuz yüzyıllarca lokum, tatlı Osmanlı döneminde nereden gitmiş? Edirne'nin sarayından gitmiş. Hala luku ala, luku leziz olarak geçen bu lezzetler, biz de ben Edirneli olarak, bir Arif Usta olarak bunları omzumuza bir emanet olarak aldık, devam ediyoruz. Ve akabinde demin de izah ettim. İşte kazanın, şu kazan var ya, şu kazan tarihi bir kazan. İşte bakın kokuyu şöyle, hanımefendi şöyle bir gelin bakalım. Şöyle bir koklayın. İçinde... Çok güzel kokuyor. Evet. Evet. Gibi 41 çeşit baharatın kokusunu da ben alabiliyorum. Evet. İşte hanımefendi içinde zencefil, tarçın, udulkahir, yani tatlı baharatlarla beraber bir de miskin oluşu. Bu misk var ya, içindeki kokuyu o kadar arttırıyor ki ölüm hariç her derde deva denilen budur efendim. Manisa'da kuvvet macunu, bizimki iki kuvvet macunu şöyle diyeyim. Manisa'nın kuvvet macunu olan mesir macunu yerken eğer takma dişleriniz varsa yandı, tak 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 götürür. Ama bizimki öyle değil. Pamuk gibi adamın ağzında erir. Hanımefendi buyurun. Bugün Edirne'nin tarihi ve geleneksel lezzetlerinden birisi olan
Kavala kurabiyesi ve diğer çeşit kurabiyelerin ve helvaların tariflerini, sırlarını Arif ustamızdan öğrendik. Arif ustacığım, çok teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Ben de teşekkür ediyorum. Diyorum ki bizleri tabii ki ekranın başında seyredecekler. Bütün seyredenlere diyorum ki hayat çok kısa. Gelenler gitmiş, gidenler geri gelmemiş. Bu hayatta tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ve Edirne'li Arif Usta olarak da sizleri Edirne'ye davet ediyorum. Bütün ikramlara bir tek kuruş para dahi almıyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyerek Edirne'den ayrılıyoruz. Thank you.